Ben daha önce hiç yaylaya çıkmadım. Nasıl bir yer? Ne var orada? Hiçbir şey yok. Nasıl yani? Ya dağlar taşlar işte. Sen bakma amcam, o kadar da değil. Annemi bahsetti dağlar. Kendimi haydi gibi hissediyorum. Oho, ho, ho. Kimler gelmiş? Noel baba mı? Yok sevgilim, Korkut dedem. Ama biz ona dede Korkut diyoruz. Ya böyle ho 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 diyen Korkut dede mi olur? Vallahi ben Noel baba diyeceğim. Evlat hoş geldin. Hoş buldum dedem. Bella gelin bu demek. Evet. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk dede. Gel bakayım. Türkçe konuşuyor mu gelin? Türk zaten dede. Babası Türk, annesi İspanyol. Baba Türkse tamam. Anneyi salla gitsin. Müsellim. Babam. Ulan sen de mi geldin? Ha, seni garipsedim, geldim babam. Garipsedin ne demek? Özledim demek sevgilim. Sıkma kokusu alıyorum. Cavidan abla. Ha? Sıkma mı yapıyorsun? Bana da bir tane sıksana. Sıkıyorum gel. Bundan iyi mi? İyi. Ha? İyi, iyi. Acıkmışsınızdır. Acıktık vallahi dede. Kızlar. Buyur dede. Arabadan eşyaları indirin de sofrayı kurun tezelden. Emrin olur dedem. Hadi buyurun. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yazık, biz akraba sandı herhalde, ondan sarıldı. Aman, ne sandıysa sandı. Sevdim ben bu gelini ha. Yürü yürü hadi. Özlemişim vallahi balını dede. Afiyet olsun. Bizim buraların balı güzeldir. Her şey çok güzel. İyi ki gelmişiz. Bu mevsimde iş güç azdır. Yiyip içip yatıyoruz böyle. Haydi, afiyet olsun. Hadi. Durun, başlamayın. Hayırdır? Sana bir sürprizim var. Ne sürpriziymiş o? Sandığın içinde. Aç bak hele. Hay Allah. Bizzat kendim getirdim. Getirdik. Yeni yeni adetler. Eşhedü en la. Aklımı çıkardın kız. Hani sen hiç korkmazdın? Ben mi? Ben mi korktum? Sen ecik eğlen diye şey ettim. Altıma. Ya dede çok özledim seni. Ben de seni deli kız. Ben de seni. Gel bakalım şöyle. Bakalım. Şirin, ne işin var senin burada? Sürpriz yaptık. Fena mı ettik? Yok da bu kadar yol gelinir mi sandıkta? Ne yapayım? Dedemi çok özlemiştim. Hem sana söyleseydim getirmezdim beni. Ben de Müsellim amcama söyledim ama getirdi beni. Haydi bakalım. Bana müsaade. Hava kararmadan gideyim ben de. Nereye amca? Niye geldin, niye gidiyorsun oğlum? Şirin'i getirmeye. O geldiğine göre şimdi gidiyorum. Hem zaten işlerim var. Kazan da patladı. O kadar yolu yürüyerek mi gideceksin amca? Tabii. Arabayı alsaydın bari. Duymamış olayım.
Siz balayındasınız. Arabana en lazım olur. Ben kendime göre bir vasıta bulur giderim. Bari Ferhat götürseydi. Abi bırak Ferhat'ı falan şimdi. Amcam yolunu bulur. Merak etme. Of, kurt gibi dacıktım ha. Buyurun buyurun misafirler, çekinmeyin. Kızlar, siz de gelsenize. Hadi hadi çekinmeyin. Gelin gelin. Yemekler de kahve de mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hadi bir yürüyüşe çıkalım. Ben bilmem. Beyim bilir. Hadi lütfen ama. Çekinme gelin kızım. Gez, gör, tanı buraları. Hadi git git. Sen de gelsene. Ya yok yok. Abim gelmesin. O dedemle kalsın. Biz seninle gidelim işte. Yok yok, ben de geleyim. Daha ilk günden karımı kurtlar kapmasın. Kurtlar mı? Şaka yaptım sevgilim. Hadi gidelim. Gizli bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi. Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur. Hallerimi söyleyeyim, kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Ne o Ferhat? Çok mu dertlisin? Şirin. Şirin ya. Hazır abi, hoş gelmişsin. Gerek yok kardeşim, gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Tanıştırayım, Bella yenge. Hoş gelmişsin Bella yenge. Bela değil, Bella, Bella. Kusura bakma yenge, dilim anca bu kadar döndü. Sorun değil, herkes öyle söylüyor. Sen de hoş gelmişsin Şirin. Hoş bulduk da, ne böyle yanık yanık türküler söylemek falan? Kim dertlendirdi seni? Yoksa yavukluğum vardı, onu mu özledin? Şirin, utandırma çocuğu. Varsa varım, sana ne? Tabii canım, bana ne? Aa, Hazar, kuzucuklara bak. Ya çok tatlı. Sevdin mi Bella yenge? Evet. Keseyim mi hemen bir tane? Zaten Korkut dede birini seçti, akşama fırına atalım demişti. Hayır, hayır, istemem. Ya kesmeyin kuzucukları, kırmam onları. Kasaptan et alırız biz. Tamam aşkım, sakin ol. Kestirmem ben onları. Gel hadi biz gidip sevelim. Çaktırmadan peşimden gel. Gel aşkım. Tatlı. Ne kadar tatlı. Şirin, Şirin neredesin Şirin? Aşkım. Çok özledim seni. Ben de seni. Sen nasıl becerdin de geldin buraya? Ferhat aşk için dağlara dalmış. Şirin bir aileye mi çıkamayacak? Dur kız, ne yapıyorsun? Abin görecek şimdi. Abimin gözü yengemden başkasını görmez şimdi. Benim gözümde senden başkasını görmüyor be Şirin. Ne duruyorsun o zaman? Gel iste artık babamda. Gelirim bak. Şaka şaka. Sakın isteme. Zaten ortalık karışık şu anda. Bir de biz çıkmayalım ortaya. Ama sen üzülme. Onun da sırası gelecek, söz veriyorum. Söz mü? Söz. Azıcık daha bekle. Geliyor. Özür dilerim aşkım. Ha? Aa!
Nereye kaçtınız beni bırakıp ya? Ne yapıyorsunuz siz? Şey yapıyoruz abi, yani... Yani yapıyorum. Şey... Ne? Abi her şey söylenmez ki. O ne demekmiş öyle ya? Söylesene ne yaptığını. Tuvalet yok ya, yayladayız ya. Yok mu? Yok. Yani aslında var da tuvalet gibi tuvalet yok. Ağaç dibi, kaya dibi, böyle her yer tuvalet var. Ben yapayım bari. Ben tutarım. Allah, sofraya bak. Of, kurt gibi acıktım. Vallahi ben de öyle. Abi şu sarmayı uzatsana ya. Yayla havası bu. Acıktırır tabii. Ekmekle doyurma karnını kızım. Yemek olmuştur. Kızlar, ne oldu yemek? Geldik dede. De hadi bakalım. Şöyle. Haydi afiyet olsun. Kuzu mu? Kuzu. Senin için kestirdim. Kellesi özellikle senin. Hadi iyi kızım. Ferhat. Aşkım. Ne oldu ki? Kelle sevmiyor mu? Size sıkma hazırladım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İçimde kuzu yok değil mi? Yok yok, peynirli. Hadi dede Korkut. Bu gece hikaye anlatmayacak mısın? Dur hele kızım, misafirimiz var. Ben misafir miyim dede? Yayla daha ilk günün. Şimdilik misafirsin. Hem bence yengemin de çok hoşuna gider senin hikayelerini dinlemek. Değil mi yenge? Evet, evet. Çok sevinirim. Bak, gördün mü? Emin misin? Eminim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir serçe kanadının 40 katına yüklendiği, sineklerin kartalları sallayıp sallayıp yere devirdiği vakitlerde al karısı denen bir kadın yaşarmış ha buralarda. Sadece geceleri bağ arasından çıkıp kimseler görmeden gezinirmiş. Lambası yananda kadar ev varsa içine girer, destursuz bağa girenini, habarsız bal yiyenini bulur, musallat olurmuş. Işık görmese de ahırlara dadanır. Atların yelelerini örermiş. Eğer dışarıda bir insanla karşılaşacak olursa, hele de o güzel ve genç bir kadın ise, kıskanır, onun da saçlarını örermiş. Bu karının saç örmesi onun dünyasında sen artık benimsin demekmiş. Gecelerden bir gece. Ki o gece aynı böyle bir geceymiş. Al karısı Esenyel'in peşine takılmış, rüzgarının sesi 40 köy önden giderken usulca içeriye süzülmüş. Ne yapıyorsun aşkım? Işıkları kapatıyorum. Gel buraya gel. Hani sen karanlıkta uyuyamıyordun? Bugün karanlıkta uyuyacağım. Bak sen, yoksa al karısının ışığı görüp gelmesinden mi korkuyorsun? Yok canım, yok öyle bir şey. Yok değil mi? Bu ses ne? Faredir ya, korkma. Fare mi? Evet, her yerdeler. Ne? Bu ses de ne? Sanırım kurtlar algarısını gördü. Ne? Gel bunu gel, burada oyna. Yenge! Hadi kalkın hadi! Bitti misafirliğiniz. Kime diyorum ya? Uyanın hadi. Şirin, ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet, sabah oldu sabah. İbrik seni bekliyor. İbrik mi? Niye ki? Korkut dedem sevgilim, abdest alacak demek ki. Hadi yenge hadi. Neredeyse öğlen oldu. Daha davar.
yerler sağlayacak, tuluplar yayılacak. Al buna diş kıyafetleri. Tuluk ne aşkım? Yayık makinesi sevgilim. En azından tuluk bir makineymiş. Vay vay vay. Aşkım, ne yapıyorsun sen? Hamur yoruyorum. Ekmek yapacağım size. Sen? Evet ben. Beğenemedin mi? Daha bu ne? Az önce de tuluk yayıyordu. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama ben mi tuluk yaydım? Tuluk mu beni yaydı? Orası tam belli değil. Anlamadım. Aşkım biliyor musun? Bugün bana tuluk çarptı. Ah canım benim. Adam! Ferhat! Hayırdır dede? Bu sefer hayır değil oğlum. Ne oldu? Haber geldi. Kırıklı'da sürüyü kurtlar basmış. Ne? Ya öyle beyim. Sayımız az olduğu için baş edemedik. Ben de gelip size haber edeyim dedim. Köpekler? Kurtlar o kadar çok ki hangi bine dalsınlar? Ya hadi. Daha ne duruyorsunuz? Hadi devam. Ya nereye? Sürüye gidiyoruz aşkım. Gidip ne yapacaksınız ki? Merak etmeyin, içeri girin. Sakın dışarı çıkmayın. Ya kendilerine bir şey olursa? Merak etme. Hiçbir kurt yanaşamaz onlara. Ferhat da abim de attığını vurur. Tamam? Hadi. Neredesin aşkım? Neredesin? Ya Şirin, dayanamıyorum. Kaç saat oldu hala gelmediler. Ya neredeyse gelirler. Merak etme. Ben gidip kocamı arayacağım. Ya olur mu öyle şey? Kadın başımıza nasıl gideceğiz? Ben duramayacağım artık. Gidiyorum ben. Yenge! Ya anlamıyor musun? Kocam kurtlarla boğuşurken ben böyle elim kolum bağlayıp beklemeye dayanamıyorum. Ne olur beni durdurmaya çalışma. Yenge! Bir dur. Ben de geleceğim seninle. Ama öyle elimizin hamuruyla değil. Ferhat benim. Kimseleri yedirmem o. Hasan! Aşkım! Neredesin? Ferhat! Neredesin? Ferhat!
Tek o taraftan mı geldi? Her taraftan geldi. Yenge bak, burada kurttan başka hiçbir şey yok. Hadi biz gidelim. Hayır, ölmek var, dönmek yok. Hasan! Aşkım! Yenge, bak kurtları yem olacağız burada. Lütfen gidelim. Hiç de yem olmayacağız. Ver şu silah. Daha yeni evlendim ben. Kendimi yedirmem kimseye. İnanmıyorum sana Şirin. Ya anlamadın mı silahını elin alırken? Çakma kalam içeyim. Ne bileyim ben ya. Silah alınca mermisi de içindedir sandım. Allah Allah. Artık silahımız da yok. Burada ölüp gideceğiz. Parçası telimizi yiyecek. Yenge biz gidelim hadi. Ya, hadi ne olur. Hayır. Sevdiğimiz adamları bulmadan bize ölmek yok Şirin. Yenge, bak titre titriyorsun. Hava da buz gibi oldu. Hadi gidelim biz, hadi. Ya hayır dedim. Kocama bulamadım, şuradan şuraya gitmem. Ateş yakarız, ısınırız biraz ha. Nasıl yapacağız acaba ateşe? Çakmağımız mı var bizim? Nasıl köylüsün sen? Başı doğalda nasıl hayatta kalacağını bilmiyor musun? Bilmiyorum yenge. Ben ağa kızıyım, burada büyümedim ki. Gerçekten çok soğuk oldu. İçim titriyor. Bak yenge, inadı bırak artık. Bak silahımız yok. Sevdiğimiz adamlar yok. Hadi gidelim ne olursun hadi. Tamam tamam. Gidelim. Kısa donarak oynayacağız burada. Sizin ne işiniz var burada? Sizi aramaya çıktık abi. Niye? Onu karına sor. Aşkım, ben seni çok merak ettim. Ne yapayım? Ben iyiyim bir tanem. Asıl sen nasılsın? Tir tir titriyorsun. Titrerim tabii. Dönüyorum. Aşkım götür beni bu dağlardan. Tamam bir tanem. Yanıyorum, dönüyor muyum? Bilmiyorum. Çok kötü oldu aşkım. Tamam o zaman hazırlan. Hadi hemen hastaneye gidiyoruz. Oğlum dışarıda sisten göz gözü görmüyor. Gecenin bir yarısı. Hastaneye gideceğim derken başınıza iş geçer. Daha fena edersin kızı. Hem üstünü bu kadar çullamayın. Abi bir şey olursa haber ver tamam mı? Tamam canım. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Aşkım sarıl bana. Geçecek bir tanem. Geçecek bak ben yanındayım. Koyduğumuz her bez kuruyor. Düşmedi hala ateş. Düşecek hanım düşecek merak etme. Hazar. Hazar neredesin? Buradayım bir tanem. Buradayım bak yanındayım. Bırakma beni Hazar. Yanımda ayrılma. Işıklar. Işıklar söndür. Agarası gelmesin. Bir daha onunla uğraşamam şimdi. Aşkım o gerçek değil. Masal sadece. Ama kurtlar gerçek. Seslerini duyuyorum. O duydukların da gerçek değil. Bir tane. Bak azıcık ateşim var. O da sabaha geçecek inşallah. Hadi uyu dinlen bir tane. Ama sen yine yanımda dur. Kurtlar falan gelirse hiç acıma. Vur gitsin.
var? Çok ateşi var hemşire hanım. Dünden beri ne yaptıysak düşüremedik. Tamam, siz şuraya geçin. Ben hemen doktorumuza haber verip geliyorum. Tamam, teşekkürler. Muhteber ana, Dilan'a ne oldu? O artık seni ilgilendirmez. Aşkım, Dilan'ın nesi var? Boş ver hayatım sen onu, kendine bak. Hazar, yenge geçmiş olsun, ciddi bir şey yok değil mi? Biraz ateşi var abi. Oğlum. Anne. Dilan, sana ne oldu kız? Ya oğlum bir şey desenize, ne oluyor burada? Gel de söyleyeyim ne olduğunu. Bacım senin kardeşin yüzünden canına kıymaya kalktı. Allah'tan ablam yetişmiş de kurtarmış garibin canını. Kurtarmış kurtarmasına da bundan böyle bir daha bacımın kılına zarar gelirse sizden bileceğim. Bileceğim ki bu edilen kahpelik sizdendir. O zaman size misliyle ödeteceğim bütün bu ettiklerinizi. Ettik say, ettik say Baran ağa da. Sen bize neyi nasıl ödetiyorsun onu bir anlat bakayım hele ha. Bak, bak. Dur. Bunlar yüzünden öz dayına karşı mı duracağım? Bırak anne ya. Bu benim dayımsa, ha bu da kardeşim. Benim kardeşimi kimse ezemez. Dayım bile olsa, dayım. Şşşt. Lan! Şuraya geçsene bir. Bırak abi. Bırak değmez. Kendini hırpalayıp da onlara istediklerini verme. Lan asıl sen beni bırak oğlum. Ne yapıyorsun ya? Lan oğlum. Aynı günde iki tane kızı hastanelik ediyorsun, gelmiş bana falan filan diyorsun. Bırak, bırak. Yani bundan sonra ne yapacaksın çok merak ediyorum Hazar'a. Gülme. Gülme, gülme. Geçmiş olsun Dilan. Neyin var? Ay yok bir şeyim. Midemi üşüttüm sadece. Senin neyin var? Ben de üşüttüm. Ama her yerimi. Ha bir de kurt saldırdı. Kurt mu saldırdı? Kız ne diyorsun sen? Nerede saldırdı? Yaylada. Hazar geldi kurtardı. Biraz geç kalsaydı Şirin'le beraber kurtları yem oluyorduk. Geç kalsaymış keşke. Efendim? Anlamadım. İyi ki geç kalmamış diyorum Hazar. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol Dilan. Aşkım, taşıyabilir misin sen? Ya dur Hazar, bir gelin olacak. Ya olursa olsun da burada değil. Gel buraya. Kaçın kızım. Hazar! Ne oluyor be? Biri ölmüş. Ne? Baba! Baba! Ay! Ne oluyor burada? Babam nerede? Senin yüzünden! Her şey senin yüzünden! Neymiş benim yüzümden olan ana? Hazar. Şükürler olsun. İyi misin babacığım?
İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Ne oldu baba? Niye ağlıyor herkes? Kardeşin. Ne oldu abime? İnşallah bir şey olmamıştır. Dolduracaklar ama. Ne oldu abime baba? Duranların baran depoyu basmış. Kardeşini de alıp zorla kaçırmış. Lan bir insan evladı. Kendi öz yeğenine bunu nasıl yapar? Ben bundan sonrasını bilmiyorum. Sen biliyorsun mu evlat? Ben biliyorum baba. Ben bundan sonrasını çok iyi biliyorum. Yapmam gerekeni. Gidip tek başıma halledeceğim bu meseleyi. Ya delirdin mi sen? Hem de tek başına. Ya seni öldürürlerse? Orasını Allah bilir. Hem biri ölecekse o ben olmalıyım. Abim ya da babam değil. Uy, ab, gözünü seveyim, dinle beni. Asiye, çekil ayağımın altından. Ya evet Asiye, çekil ağamın ayağının altından. Aa, bak sen beni dinle. Benim senin sözün, gücün, kudretin karşısında boynum her zaman kıldan incedir biliyorsun. Lakin bir şey soracağım. Yok mu bu işin başka bir hal çaresi? Ayşe! Dolanma, ayağımın altında çekil. Çekil ağam. Etme, eyleme ağam. Yok mudur bu işin bu oluru? İlle kan mı dökülmesi gerekiyor? Bir gitsek, otursak, konuşsak, bir hal çaresine baksak. Daha ne konuşalım bacım? Onlar bizimle oturup konuştular mı? Konuşmadılar. Ne istediler salaş. Onların istediğini geri verme zamanı geldi. Onlar bizden bir alırsa biz onlardan bin alırız. Kurban olam abi. 100 yıldır süren bu düşmanlık şimdi tam da bitmişlerken yeniden mi kanatacağız biz bu yarayı? O yara benim gül gibi kardeşimin suratına o yüzüğü attığınızda kanadı. Türkmen hanım. Kardeşlerime silah çekmene de gönlüm razı değil Kalender ağa. Kardeşlerin senin oğlunu kaçırdı Muhtemel Hanım. Ben bunun altında kalmam. Ya onların derdi Kaan'la değil, Hazar'la. Ya bunu sen de biliyorsun. Neyse ne, bu savaşı onlar başlattı. Hayır, sen başlattın. O uğursuzu buraya gelin ederek bizzat sen başlattın. Şimdi... Yeni gelini gönderiyorsun, eski gelinini alıyorsun. Böylece bu savaş başlamadan bitiyor. Oğlumun namusu benim namusum. Ben o soysuzlar için değil gelinimi kapımdaki iti bile göndermem. Tamam, tamam. Bitireceğiz işlerini. Lakin ben emir vermeden tek bir kurşun dahi atılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. De haydi. Baba. Ne? İzin ver, ben gidip konuşup anlaşayım. Kabahatse benim kabahatim. Abimin yerine beni alsınlar baba. Ha abin, ha sen. Ne fark eder oğlum? Artık iş oraları çoktan geçti. Hiçbir şey için geç değil baba. Güven bana, halledebilirim. Ben sana güveniyorum. Lakin onlara güvenmiyorum. Seni ateşe atamam. Ateşe attığın yok ki baba. Sadece konuşacağım. Ok yaydan çıktı bir kere. Sen şimdi içeri gir. Abinle benim sağ salim dönüşümüzü bekle. Sen savaşa gideceksin. Ben evdeki çocuklarla, kadınlarla oturup dönmeni bekleyeceğim. Öyle mi baba? Hazar! Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın. Her şeyi iste ama bunu isteme benden baba. Ha, lafımı dinlemiyorsun yani. Evet. Zaten dinlesen şaşardım. Allah'ın adamı. Başımıza ne geldiyse senin aha bu dik başlığın yüzünden geldi. Yeteri kadar vakit kaybettim. Atın bunu içeri. Baba ne diyorsun? Ya hadi. Bırak. Bırak. Baba. Bırak. Hazar. Nereye götürüyorlar seni? Hazar. 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 Bak ya.
biraz ama bir sağ. Ne yapıyorsunuz? Açın şu kapıyı. Silemiyorum. Kusura bakma Yasal ağam. Emir büyük yerdendir biliyorsun. Lan emirse ben de emir veriyorum. Aç şu kapıyı. Kalender onun emrisine emir olur mu ağam? Bağışlayasın bizi. Ya hadi gidelim. Ne? Hayır, hayır, hayır. Aç şu kapıyı. Tövbe bismillah. Korkma oğlum, korkma. Benim amcan Rambo Müsellim. Siz ne yaptınız kendinize? Padişah sefere giderken sarayı birilerinin koruması lazım değil mi? Ben o kadar dedim Müsellim ha? İnsanın en büyük savaşı kendisiyle olandır dedim de dinletemedim. Tabii tabii. Siz ikiniz savaşta en ön saftaysanız gözümüz arkada kalmayacak. Hadi amca aç şu kapıyı da ben çıkayım. Açamam. Abim seni buraya korumak için kilitledi. Amcacığım hapsederek mi koruyor? Bazen insanı en çok kendisinden korumak gerekir yeğen. Baban seni senden koruyor yani. Beni bana anlatmayın. Hadi açın şu kapıyı da ben gideyim. Ya açamam, anahtarım yok. Nasıl ya? İnsanın yaşadığı yerin anahtarı olmaz mı? Kilit olmazsa anahtar da olmaz yeğenim. Kimse de beni buraya kilitlemeyeceğine göre. Kilitlediler işte amcacığım. Gördüğünüz üzere kilitlediler. İşki insanın şurasına kilit vurmasınlar yeğen. Ey Allah'ım düştüm delilerin arasına. Hazar! Hazar! Kız bu neye bari? Aşkım geliyorum. Aşkım iyi misin hayatım? Değilim aşkım. Kısıldım kaldım burada. Kurtaracağım seni. Tamam aşkım kurtar beni. Ay bir daha söyle. Kurtar beni aşkım. Bir daha. Aşkım kurtarsana beni hadi aç şu kapıyı. Komik mi bu şimdi ha? Komik mi? Açın hemen şu kapıyı. Çıkarım kocaman buradan. Bu yaptıklarınız haydutluk, eşkıyalık. Hangi çağda yaşıyorsunuz be? Hemen çıkarım kocamı buradan. Anlamadım canım, sen bana dedin. Ha, sana dedim. Kız Nazgül, sana emir mi veriyor? Evet affetim, sanırım öyle yapıyor. Bravo, dikkat etmişsin. O zaman ne duruyorsun? Yapsana gereğini. Evet, durma. Hemen gel ve aç şu kapıyı. Geleyim madem. Ha, şöyle akıllı olun. Dayan aşkım, dayan. Açıyorum kapıyı. Belo, hele bir baksana. Ne var, ne? Ağan da bu var. Bella!